Sizlere eğitimde anne babanın rolü hakkında bilgiler sunacağım. Bilindiği üzere aile, çocuğun her yönüyle etkilendiği ilk sosyal çevredir. Çocuğun yaşamla ilgili ilk tecrübesini kazandığı, kendisine güven duygusunu geliştirdiği, sosyalleşmeyi ve topluma uygun tutum ve davranışları sergilemeyi öğrendiği ortamdır. Bu nedenle çocuk üzerindeki en etkili eğitim kaynağı ailedir. Çocuğun eğitiminden sorumlu olan kişiler, çocuk üzerindeki en büyük etkiyi sözle değil, davranışlarıyla yaparlar. Çünkü çocuklar için en etkili öğretme yöntemlerinden birisi de iyi bir model olmaktır. Çocuklar, çevrelerinde gördüğü neredeyse her türlü davranışı kopyalar ve bunu yaparken de iyi kötü diye ayırt etmez, gördükleri tüm davranışları taklit ederler. Bu yüzden çocuk eğitimi aslında anne babanın önce kendisini eğitmesiyle başlar. Her çocuk kendisini seven anne babasının uyarma, yol gösterme ve disipline muhtaçtır. Anne ve babalar çocuklarına çevrenin hoş karşılamayacağı davranışları yapmaktan sakınmaları için yardım etmeli ve çocuğa kendi davranışlarını kontrol etmesini öğretmelidir. O daha çocuk denilip, çocuğun yanlış davranışlarını hoş görmek, çocuğa yapılacak en büyük kötülüklerdendir. Çünkü çocuk, çevresinde gördüğü birçok doğru ve yanlış hareketleri taklit ederek onları benimser. Anne babanın, çocuğun davranışlarını şekillendirmedeki bazı tutumları olumlu sonuç verirken, bazıları ise çocuğun kişilik kazanımını olumsuz etkileyen tutumlar olabilir. Yani eğitim, bir yandan yapıcı olurken diğer yandan da yıkıcı olur. Örneğin, herhangi bir nedenle arkadaşıyla iyi geçinemeyen, arada bir kavga çıkaran çocuğa, "Evladım, oyunda geçimsizlik iyi bir şey değildir. Geçimsiz çocuklarla kimse oynamak istemez." diye öğüt vermek yerine, "Sen ne kadar geçimsiz bir çocuksun, kimse seninle oynamak istemiyor." denilerek çocuk terslenirse, bu çeşit eleştiriler, çocuğun davranışını düzeltmeye yardım edecek yerde onda oyun arkadaşlarına karşı kin duygusunun gelişmesine yol açar. Çocuk çevreden aferin ve övgü görürse kendine olan güveni gelişir ve artar. Davranış tutumları yerli yersiz eleştirildiğinde ise olumsuz bir etki meydana getirir. Çocuğa karşı aşırı katı bir disiplin uygulamak nasıl ki uyum sıkıntısı oluşturuyorsa, aşırı esnek olup serbest bırakmak da bir o kadar sorunlara sebep olur. Aşırı katı bir eğitim anlayışında çocuğun düşünme ve karar verme yeteneği gelişemez. Gevşek bir eğitim modelinde ise neyi nereye kadar yapıp yapamayacağını bilemez. Ailesiyle sağlıklı iletişim ve etkileşim içinde olan çocuklar, karşılaştıkları sorunlar karşısında duygu ve düşüncelerini diğer insanlara daha uygun yollarla ifade edebilirler. Anne babaların çocuklarıyla sağlıklı ve etkili bir iletişim kurabilmeleri için çocuklarına karşı saygılı, onların sorunlarına karşı duyarlı, işbirlikçi, çocuklarının duygu ve düşüncelerini paylaşabilen ve kabul edici bir tutum içinde olmaları önemlidir. Çocuğun gelişiminde ailenin önemi sadece çocuk üzerindeki uygulamalarla sınırlı değildir. Çocuğa huzurlu bir aile ortamı sağlamak hem eğitim hayatını hem de kişilik gelişimini önemli ölçüde etkiler. Sonuç olarak eğitim ne aşırı hoşgörülü ne de aşırı otoriter nitelikte olmalıdır. Çocuk bu ikisi arası bir ortamda yetiştirilmelidir. İzlediğiniz için teşekkür ederim.